Herkese merhabalar, ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bizim bu yöreye ait olan meşhur tarhana yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim malzemelerim yarımlık kavanozlarla 2 kavanoz biber salçası yapmıştım ben. Onları kullanıyorum. Eğer biber salçanız yoksa salça biberi alıp o şekilde de yapabilirsiniz kendiniz. Bir litrelik konserve kavanozunda ben kendi yapmış olduğum yoğurdum var, onu kullanıyorum. Bir adet de soğan rendeledim, suyunu sıktım. Lütfen siz de suyunu sıkıp o şekilde kullanın. Eğer suyunu sıkmadan içine koyarsak, evet soğan lezzet versin diye koyuyoruz ama suyu da beraber koyarsak çorba içerken ağzımızda hoş olmayan bir tat bırakacaktır. Ve acı biber. 5-6 adet benim böyle saksı biberlerim vardı. Bunlardan şu an 6 tane biber ince ince doğradım. Acı biber, bunu ilave ediyorum. Ve ekşi maya. Şu an ekşi mayamı da ilave ediyorum. Ekşi mayamız bunu hem kabartacak hem de ekşitecektir. Ve son olarak da tuzumu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı tuz ilavesinde bulundum. Çorbamızı zaten pişirirken içine tuz ilave edeceğimiz için bundan sonrasını ayarlayabiliriz. Ben bu karışımı önce şöyle bir hep beraber karıştırmak istiyorum. Ve ben şu mayamı önce bu sıvı karışımlarla dağıtmam gerekiyor. Ve şimdi un ilavesinde bulunarak katı bir kıvam alasıya kadar ben bu tarhanamızı yoğurmaya devam edeceğim. Videonun sonunda katılık kısmını sizlerle paylaşırım. Şu an benim yoğurma işlemim tamam. Sona erdi. Bayağı bir katı tarhanamız var şu anda. Şu an ben bu tarhananın alt kısmına ve yanlarına hafif un serpip kapatacağım artık. Ekmek yoğurur gibi ben tarhanamı şu an yoğurdum. Ve yoğurma kabımın ağzını kapatıp ben bunu 3 gece bekleteceğim. Bu kabaracak. Kabardığı zaman havasını alacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Yoğurmuş olduğumuz tarhana bakın çok güzel bir şekilde kabarmış. Bir gece dinlenen tarhananı şu an ben havasını alıyorum. Eğer havasını bu şekilde çıkartmazsak daha bu kabarır ve kabından dışarıya taşar. Bu şekilde bunun havasını alıyoruz. Bir gece dinlenmiş olan tarhana ben 2 gece daha dinlendireceğim. Yani 3 gece evde yatmış olacak. Bu şekilde ben bunun ara ara hep havasını, gazını alacağım. Tarhanamızı biz bu şekilde pide deriz. Leğenimizden alıp onu da biraz şöyle küçük küçük pideler haline getiriyoruz. Ve bu yapmış olduğumuz küçük pideleri tekrar küçük küçük çarşafımızın üzerine bölüyoruz.
Ben bu işlemi tarhanamı bitireseye kadar yapacağım. Tamamını bu şekilde küçük küçük çarşafıma yayacağım. Ben tarhanamın tamamını bu şekilde çarşafın üzerine yaydım. Ben bunu bahçemde yapıyorum. Romon üzerine bir eski halı flex vardı benim. Onu yaydım. Tertemiz. Onun üzerine çarşafımı yaydım. Altına yaydım ki bu halı flexi tarhananın nemini, suyunu daha çabuk alıp daha çabuk tarhanamız olabilsin diye. Şu an güneşleniyor. Tamamen bu şekilde yaydık. Ve kurumasını bekliyoruz şu an. Yaymış olduğumuz tarhanaları şu an biz bu şekilde ters yüz ediyoruz. Bir yüzleri çünkü bayağı bir kurudu. Şimdi ters yüz edelim ki diğer yüzleri de güneşte kurumaya dönsün. Ben bütün tarhanamın tamamını bu şekilde ters yüz edeceğim. Ters yüz etmiş olduğumuz tarhanalarımızı bu şekilde biz ortayından sıkıp bırakıyoruz ki hamur olan iç kısımları, hamur olan tarhanamız da iç kısımları da kurusun. Özellikle bu güneş ışığında kurusun ki daha lezzetli ve sağlıklı olsun. Bu şekilde ortalarından sıkıp bırakıyoruz. Şu an tarhanamızı daha da küçültüp ufaltıyoruz. Bu şekilde olan tarhanamızı daha da küçültüyoruz. Maksat bir an evvel kuruyup robottan geçirebilmek. Bu şekilde daha da küçültüp birazdan robottan geçirmeye başlayacağım. Artık tarhanamızı robottan geçirme zamanı geldi. Robotumuzu alıyoruz. Robotta inceltmiş olduğumuz tarhanamızı şimdi kevgirimize alıp yaygımıza şimdi bunu geçiriyoruz, yayıyoruz. İnceltmiş olduğumuz tarhanamızı kevgirimizden bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi bunu tekrar buraya koyup yine aynı şekilde robotumuzu alıyoruz. Alamıyoruz. Tamam işte yerine oturdun. Sen niye oturmuyorsun ya? Ha? Oturuyor işte. Evet. Ben bu kalan tarhanamızın tamamını da bu şekilde robottan geçirip çarşafımızın üzerine alıyorum. Bugün mis gibi ev tarhanamızı da yaptık. Rabbim herkese yapıp ağız tadıyla yemek nasip etsin inşallah. Bugünkü videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp abone değilseniz de abone olursanız çok memnun olurum. Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Çünkü yorumlarınız benim için çok değerli ve çok kıymetli.
sağlıklı ve huzurlu kalın. Hoşça kalın.